Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün şuna bakacağız. Chrome'da bildiğiniz gibi biz birçok yer işareti kullanıyoruz. Bu yer işaretlerini nasıl düzenleyebiliriz ve nasıl daha organize bir şekilde kullanabiliriz? Buna bakacağız. Şimdi şöyle hemen ben bir örnek vereyim. Bakın ben bunları 3'e ayırdım yer işaretlerimi. Diyelim ki maillere girmek istiyorum bu şekil, YouTube'a girmek istiyorum bu şekil. Peki bunları nasıl yaptım arkadaşlar? Hemen isterseniz ona bakalım. Şimdi bir video açayım ben kendi kanalımdan. Hemen şurayı tıklayalım. Şimdi diyelim ki şu videoyu açtım ve bunu yer işaretine eklemek istiyorum. Yani YouTube'da hoşumuza giden bir video olabilir vesaire. Şimdi bakın şuradaki yıldızı tıklıyoruz ya eklendi diyor ama aslında henüz eklenmedi. Burada nereye ekleyeceğimizi bakın klasörde soruyor. Şimdi burada sizde sadece yer işaretleri ve diğerleri olacak. Diğeri tıklayın arkadaşlar. Şunu durdurayım. Açılıp duruyor. Bakın hemen şurada klasörde sizde arkadaşlar yer işaretleri çubuğu olacak. Bunu açtığınız zaman bakın yeni klasör diyorsunuz arkadaşlar yer işaretleri çubuğunu ekleyip daha sonrasında gördüğünüz gibi mesela diyelim ki buna da YouTube videoları diyelim. Bunu seçip de kaydet dediğiniz zaman bakın yukarıya bir yer işareti klasörü daha geldi. Bunu şimdi sileceğim ben öylesine yaptığım için. Veya YouTube klasörünün içine de atabilirim arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ama mantığı anladınız. Nasıl oluşturulduğunu. Yani yer işareti eklerken oluşturmak gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki arkadaşlar kendi blogumdan bir örnek vereyim. Ama gerçi bunu eklemiştim ben. Durdurayım şöyle. Mesela arkadaşlar sık sık faydalandığım bir blog olan wpmavi.com'a girelim. Sizlere de öneririm bu arada bu blogu. Şimdi diyelim ki arkadaşlar blogu kaybetmek istemiyorsunuz. O yüzden işareti eklemek istiyorsunuz. Buradan bloglar diye ekledim ben. Mesela bunu bloglara ekleyebilirim. Veya arkadaşlar diğer diyorum. Bu arada bu bloglar, mailler, YouTube ben yazdım arkadaşlar. Yeni klasör oluşturup. Mesela şimdi bir yeni klasör daha oluşturalım. Buna da ne diyelim? Takibimdekiler mi diyelim? Takiptekiler diyelim. Ya da takip edilenler diyelim. Tıkladık, kaydet dedik. Bakın şimdi yukarıya tekrardan bir takip edilenler klasörü gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapmak mümkün. Yine aynı şekilde istediğiniz şekilde kategorize edebilir ve gayet düzenli bir şekilde sekmeleri, yer işaretlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.